Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü keşfimiz medeniyetlerin en savaşçısı olan Asurlulara doğru olacak. Bu keşfe başlamadan önce kanala abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. İyi seyirler. Asur İmparatorluğu ve dönemlerine bakalım hep beraber. Eski Asur Krallığı. Asur kenti, büyük ve küçük sapırmaklarının Dicle ile birleştikleri kesimde, Dicle Nehri'nin batı kıyısında yer alır. Kent, eski Asur Krallığı döneminde önemli bir ticaret ve kült merkezi olmuş, 7. yüzyıla kadar da bu özelliğini korumuştur. Ülke ve kent adını baş tanrı Asur'dan almıştı. Bu nedenle Asur'un başkent olarak uygun konumda olmadığını düşünerek daha kuzeyde yeni büyük merkezler kuran krallar bile burada gömülmek istemişlerdir. Zagros Dağları'nın doğusundan elde edilen Kalay ve güneydeki Babil ülkesinden sağlanan tekstil ürünleri, başta Orta Anadolu olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere Asurlu tüccarlar tarafından bu merkezden pazarlanıyordu. Asur'un 2. binyıl başlarında ticarette oynadığı rol hem kendi siyasal pozisyonunu hem de Anadolu'nun gelişim çizgisini köklü bir biçimde değiştirmiştir. Asur devleti bu dönemden sonra, Mezopotamya uygarlıkları arasında kuzeyin güçlü temsilcisi olarak öne çıkmıştır. Anadolu ise bu ticaret aracılığıyla hem Mezopotamya'nın lüks tüketim mallarıyla hem de Asurlu tüccarların tuttukları kayıtlar aracılığıyla ilk kez yazıyla tanışmıştır. Kral listelerine göre, 2. binyılın ilk yarısında Asur'da 40'ın üzerinde kral hüküm sürmüştür. Bunlardan yalnızca birkaçının iktidarda kalış tarihleri ve etkinlikleri konusunda doğru bilgilere sahibiz. Asur tarihi çok genel bir değerlendirme ile 3 başlık altında incelenir: 2. binyılın ilk yarısı, Eski Asur, 2. yarısı, Orta Asur, 1000 ile 612 yılları ise Yeni Asur olarak adlandırılır. Kuzey Mezopotamya'da Eski Asur Krallığı'nın siyasal olarak söz sahibi olması, 1. Şamşivadar döneminde bölgenin Eşnunna Krallığı'nın baskısından kurtulmasıyla başlar. Krallık yılları belli olmamakla birlikte, listelerde Şamşivadad öncesinde, 1. Erişum, Ikunum, 1. Sargon, Şarukin, 2. Puzurosur, Naramsin ve 2. Erişum adlı 6 kralın adı geçer. Şamşivadad kendisine Asur'un kuzeybatısında, yukarı Habur bölgesinde Şubat Enlil, Tel Leylan adlı yeni bir kent kurarak buraya yerleşmiş, oğullarından İşmevdagan'ı Asur yakınlarında olduğu anlaşılan Ekallatum'a, Yaş Mahvadad'ı ise Mariye yönetici olarak atamıştır. Yazıtlara geçen önemli faaliyetlerinden biri de kuzeydeki Ninive kentinde 500 yıl önce yapılmış olan İştar Tapınağı'nı onarmasıdır. Asur'un bölgede egemen bir güç olmasıyla yazılı belgelerin tarihlenmesinde Akkadya Limnu, Girekçe eponim olarak adlandırılan bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Eski Asur döneminde uygulanmaya başlayan sistemde, her yıl seçilen bir yüksek devlet görevlisi Limnu olarak tayin edilir, görevli olduğu yıl onun adıyla anılırdı. Kentlerde görevli limmular bir listede alt alta yazılarak kayıt altına alınırdı. Geçmiş yıllardan söz edilirken, filanın limmu senesinde, biçiminde tarih düşülüyordu. Orta Asur Krallığı Kuzey Mezopotamya'nın önemli kenti Asur, siyasi güç dengelerinin yer değiştirmesi sonucu zaman zaman önemini yitirmiş gözükmekte birlikte, yaklaşık 2000 yıl boyunca yönetici sülalesi ve tapınaklarıyla varlığını korumuştur. Hammurabi sülalesinin Babil çevresinde egemen olduğu 2. binyılın ilk yarısında kuzeyde Eski Asur Krallığı, 1. Şamşivadad önderliğinde ön plana çıkmıştı. Bu dönemde kentin asıl önemi, Anadolu ile kurulan ve kısa bir kesinti dışında yaklaşık olarak 220 yıl kadar devam eden, organize bir ticaret faaliyetine merkezlik etmesinden kaynaklanmaktaydı. Asur, 1500 yıllarından itibaren Hurri Mitanni Devleti'nin egemenliğinde, Kuzey Mezopotamya'daki eski bir krallık merkezi olarak kalmış ve uzun süre uluslararası ilişkilerde adı anılmamıştır. Ancak, 14. yüzyıl ortalarından itibaren Hitit İmparatorluğu'nun Mitanni'yi zayıflatan saldırıları ve baskıları, Asur'un yeniden siyasi arenada yer almasını sağlamıştır. Asur kral listeleri incelenecek olursa, Mitanni egemenliği altında da kesintisiz bir biçimde birçok kralın tahta geçtiği ve kenti yönettiği görülür. Genel olarak 2. binyılın ikinci yarısı Orta Asur olarak adlandırılsa da, Asur ancak bu süreçte Assur-Übalit ile 1. Tiglat-Pileser arasındaki zaman diliminde güçlü bir biçimde varlığını hissettirebilmiştir. Mitanni'nin zayıflamaya başladığı dönemde, Asur kentini yeniden bölgesel bir krallık merkezi haline dönüştürme çabasını başlatan ilk kral Assur-Dubalit'tir.
Assur-Yubarlit, Asur çevresinde denetimi sağladıktan sonra, doğuda bir zamanlar Mitanni'ye bağlı olan Nuzi ve Arrapa gibi kentleri alarak Zagros'lara, kuzeyde de Toroslara kadar bölgeyi kendine bağlamayı başarmıştır Orta Asur Krallığı. 1. Adad-Nirari'den itibaren hem Kuzey Suriye hem de Güney Mezopotamya içlerine doğru genişleyerek bölgenin en güçlü devleti olmuştur. Yerine geçen 1. Şalmanassar, artık iyice küçülmüş ve zayıflamış olan Hurri, Mitanni devletini tarih sahnesinden silerek bu bölgeyi Asur ülkesinin bir parçası yapmış ve geniş nüfus kitlelerini başka topraklara göç etmeye zorlayarak bölge güvenliğini sağlamıştır. Şalmanassar, ilgi alanını Kuzey Suriye ile sınırlamamış, Doğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde kabileler halinde yaşayan Urartu gücüyle de savaşmıştır. Orta Asur kralları batıda Fırat Nehri'ne, kuzeyde de yukarı Dicle bölgesi ve Toroslara kadar olan alanı kontrol altına almayı başarmışlardı. Özellikle yukarı Dicle bölgesinde, Nairi ülkesinin sınırlarında, Tuşan, Sinabu ve Tido adını taşıyan garnizonlar kurarak bölgeyi Asur ülkesinin bir parçası haline getirmişlerdir. Şalmanassar'dan sonra Asur kralı olan 1. Tukulti-Ninurta zamanında kuzeyde Nairi, güneyde de Bahit ülkesi üzerine politika geliştirilmiştir. Van Gölü Havzası'nın batısından başlayan bir bölgenin adı olduğu anlaşılan Nair'in güney sınırı Mardin'in kuzeyindeki Turkaptin, Kaşiyari, dağlarına kadar inmekteydi. Güneydeki Babil'e egemen olmak ise, hem köklü Sümer ve Akkad mirasına sahip çıkmak hem de zengin kentleri elde etmek anlamına gelmekteydi. Tukulti-Ninurta, Babil kralı 4. Kaştilaş'ı yenmiş ve onun yerine kente bir Asurlu yönetici tayin etmiştir. Orta Asur döneminin son güçlü kralı 1. Tiglatpileser, Arami göçlerine karşı başkent çevresini koruyabilmek için Fırat'ın öte yakasına ulaşan 28 sefer gerçekleştirmekte övünür. Kendisi bütün bu seferlerin başarıyla sonuçlandığını vurgulasa da seferlerin hemen her yıl yenilenmesi, bazı yıllar iki kez yapılması, söylenilenlerin tersine, aslında tehlikenin tam anlamıyla ortadan kalkmadığını gösterir. Aramiler bu dönemden sonra, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı kentlerde kontrolü ele geçirerek birer krallık olarak anılırlar. Tiglatpileser zamanında Asur'u etkileyen Arami göçlerine, kuzeyden gelen Muşki adlı bir başka topluluk daha eklenir. 1. Tiglatpileser'in yukarı Dicle bölgesine gerçekleştirdiği seferler ve Dicle'nin kaynağına yaptırdığı kabartması ve kazdırdığı yazıdan bu zor dönemin önemli ve kayda değer başarılı gelişmeleri arasında sayılır. Ancak tüm bunlar yalnızca Asur krallarının başarılarıyla övünen bir üslupla kaleme alınmış, başarısızlıklardan asla söz edilmemiştir. Yeni Asur krallığı Orta Asur dönemi sonlarında dış dünya ile bağlan büyük oranda kopmuş, kentlerdeki insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar zayıflamış olan Asur'un gerçek anlamda doğuşu, 10. yüzyıl sonlarında, 2. Asur'dan ve oğlu 2. Adad-Nirari döneminde gerçekleşmiştir. Önce Asur, Kalhu ve Ninive kentlerinin bulunduğu başkent çevresinde güvenlik sağlanmış, ardından krallığın güçlenmesine yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır. 2. Adad-Nirari, kuzey ve batıdan gelen Arami ve Nairi halklarına karşı başarılı seferler gerçekleştirmiş, güneyde Arrapa, Kerkük, civarında Babil'in kontrolüne geçen bölgede yeniden denetimi sağlamıştır. Asur orduları, doğu ve güney sınırlarım güvence altına aldıktan sonra, Orta Asur döneminden sonra elden çıkarılan batı ve kuzeybatı bölgelerine doğru ilerlemiştir. 2. Adad-Nirari, büyük bölümü Aramileşen bu bölgedeki Hanigalbat, Huzirna, Sultantepe, Kuzana, Tel Halaf, çevresindeki Bitbahyani'yi ele geçirdi ve Asur'un egemenliğini Habur bölgesini de içine alacak şekilde yaydı. Asur krallığı bundan sonra bölgedeki kentleri kendine vergi ve haraç veren vasal yönetimler haline getirmiş ve böylece Akdeniz'e ve Toroslardaki hammadde yataklarına ulaşan yolların denetimini sağlamada önemli bir adımı gerçekleştirmiştir. Güney sınırı ise 891 yılında Babil ile yapılan antlaşma ile güvence altına alınmış, karşılıklı kız alıp verme ile de oluşturulan güven ortamı güçlendirilmiştir. 2. Adad-Nirari'nin yerine geçen oğlu 2. Tukulti-Ninurta da aynı bölgeler üzerine düzenli seferler yapmayı sürdürmüştür. Arami kabilelerinden Bitzamani, Mardin ve Turabdin dağları, Kaşiyari üzerinden ilerleyerek Diyarbakır bölgesine yerleşmişti. Tukulti-Ninurta, Orta Asur Krallığı döneminde de Asur'un bir parçası olan yukarı Dicle bölgesinin denetimini söz konusu topluluğa kaptırmamak için 3 ya da 4 sefer gerçekleştirmiştir. Yeni Asur Krallığı, genişleme ve yeniden yapılanma girişimlerini 2. Asur Nasirpal zamanında artırarak sürdürdü.
denetim altına alınan bölgelerden elde edilen ganimetler ve sağlanan yeni insan gücü, başkent çevresinin imarında kullanılmaya başlandı. Yeni Asur döneminin güçlü ve dinamik krallarından 2. Aşurbanipal, iktidarda kaldığı 25 yıl boyunca kayıtlara geçen 14 sefer yapmıştır. Bu seferleri adeta gün be gün anlatan yıllıkların sonuç bölümleri dikkate alınırsa, esas amacın, ülkenin merkezinde büyüyen ve kalabalıklaşan kentlerin ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğu sezilebilir. Ülkenin batısında Aramiler yine hedeflerden en önemlisiydi. 2. Aşurbanipal batıdaki sorunlarla uğraşmaya başlamadan önce Doğu ve Güneydoğu yönünde, Diyala bölgesine 3 sefer gerçekleştirdi. Ülkesinin geleceğinin batı sınırlarının güvence altına alınmasıyla sağlanacağını iyi bildiği için, gücünün büyük bölümünü buraya yönlendirdi. Asur orduları, 882, 879 ve 866 yıllarında 3 kez Güneydoğu Anadolu ve Yukarı Dicle bölgesinde ilerledi. İlk seferde, Nairi ülkelerinin güney sınırını oluşturan bölgedeki Tuşan'da, 3 tepe, 1 eyalet merkezi kuruldu. Böylece hem Torosları, aşıp kuzeye, Anadolu'ya ulaşan yollar üzerinde güçlü bir merkez oluşturulmuş hem de Amed'i, Diyarbakır, kenti çevresini kontrol eden Arami Bitsamani kabilesinin etkinliği azaltılmıştı. Bu seferlerin kayıtlarında bölgede bulunan bütün Nairi krallarından vergi alındığı belirtilir. Bölgeye gelişi ve saray inşası hakkında Kurk monolitinde bilgiler vermektedir. 2. Aşurbanipal'in halefi 3. Salmanassar zamanında da ülkenin batısındaki yerel krallıklara karşı güç gösterisi artırılarak sürdürüldü. Asur'un eyalet sistemine dahil ettiği bölgenin sınırlan batıda Fırat Nehri'ne, kuzeyde Toroslara kadar uzayan bir alanı kapsamaktaydı. Yağma ve sindirme seferleri ise planlı olarak kurulan üsler, yerel krallıklardan sağlanan destek ve ordunun yeniden yapılanmasıyla sınırlardan oldukça uzak bölgelere ulaşabiliyordu. Bu amaçla belirlenen yeni hedefler arasında Doğu Akdeniz kıyılarından daha öteler, batıda Çukurova ve Orta Anadolu, kuzeyde ise Torosların ötesinde gelişmeye başlayan Urartu Devleti de vardı. 3. Salmanassar 34 yıllık saltanatı boyunca en az 34 sefer gerçekleştirdi. Bu seferler sonucunda elde ettiği başarılan ve kazanımları sarayının duvarlarına astırdığı kabartmalara, meydanlara diktirdiği sitellere ve başkentin doğusundaki Balavat kenti kapıları üzerindeki tunç kaplamalara işleterek ölümsüzleştirdi. 3. Salmanassar döneminde Asur orduları, Toroslar ve Berisindeki Doğu Anadolu yüksek yaylasında bulunan aşiretler üzerine 5 kez saldırdı. Van Gölü havzasında Arame adlı bir beyin örgütlemeye çalıştığı Urartu adlı beylik de bu saldırılara direnenler arasındaydı. Asur baskı ve yağmalamalarına rağmen, Urartular 9. yüzyılın ortalarında, ilk büyük kralları 1. Sardulu önderliğinde Tuşba'yı, Van, başkent yaparak bir devlet kurdular. 3. Salmanassar yaşlanıp, seferlere bizzat katılamadığı dönemde, Asur krallığının birçok eyalet üzerindeki kontrolü de zayıflamıştı. Büyük sorumluluk verilerek atanan valilerden bazıları yönetim bölgelerinde yerel krallar gibi davranmaya başlamışlardı. Bu ortamdan yararlanan ve tahtı ele geçirmek isteyen 3. Salmanassar'ın kardeşi Assurdanin Maplapla'nın önderliğinde başlayan bir isyana, yöneticileriyle birlikte toplam 27 büyük kent katılmıştır. 3. Tiglatpileser, tahta çıktıktan kısa süre sonra iç karışıklıktan tümüyle bastırmış ve askeri seferlerini, gerileme dönemi öncesinde 3. Salmanassar'ın ulaştığı sınırlarına ve daha ötelerine yöneltmiştir. Eskiden vergi vermek koşuluyla varlıklarını koruyan yerel krallıkları eyaletlere dönüştürdü. Yeni Asur döneminde sık sık uygulanan nüfus nakillerinin büyük bölümü bu dönemde gerçekleştirildi. Nakledilenlerin çoğu Kaldeliler, Aramiler ve Medlerdi. Kral ve yöneticiler arasındaki haberleşmeyi hızlandıran bir de posta teşkilatı kuruldu. Böylece ülkenin dört bir yanındaki gelişmelerden kısa sürede haberdar olunuyor ve edinilen istihbarat doğrultusunda harekete geçilebiliyordu. Güneydeki problemlerin odak noktasını oluşturan Babil, Kaidelilerin 729 yılındaki isyanı sonrasında doğrudan Asur'a bağlandı. Yerel kral veya atanan bir yönetici yerine Tiglatpileser kendini Babil kralı ilan etti. Kral listelerinde 728 ve 727 yıllarında Tiglatpileser'in ardından da 5. Salmanassar'ın Babil kralı olduğu kaydedilir. Tiglatpileser 727 yılında öldüğünde, arkasında Basra Körfezi'nden Mısır'a, Anadolu ve Kilikya'ya dek uzanan güçlü bir imparatorluk bırakmıştı. Onu izleyen 5. Salmanassar'ın etkinlikleri konusunda oldukça az bilgimiz vardır.
yeni kral kısa iktidarlık döneminde babası gibi, özellikle askeri eylemlere girişmiştir. 5. Salmanassar bir saray entrikası sonucu öldürülmüş ve yerine, yalnızca bir yazıtta 3. Tiglatpileser'in oğlu olduğu belirtilen 2. Sargon geçmiştir. 2. Sargon döneminde, Anadolu'da Kargamış, Koe, Atuna, Tabal ve Melit gibi geç Hitit krallıkları, Muşkili Mite olarak adlandırılan Firi kralı Midas'ın da desteğini alarak Asur'a karşı bir cephe oluşturma çabasındaydılar. Asur İmparatorluğu, Doğu Akdeniz kıyılarında yayılmayı hedeflerken, yerel krallıkları destekleyen Mısır'la karşı karşıya gelmiştir. Güney Mezopotamya'daki çözümlenemeyen Babil sorunu da işin içine Elam ordularının karışmasıyla yeni boyutlar kazanmıştır. Torosların kuzeyindeki Urartu devleti ise Kafkaslardan gelen göçebeleri güneye yönlendirmeyi başarmış, İran'da Medlerle, Anadolu'da da Friglerle Asur'a karşı bir ittifak oluşturmayı başarmıştı. Asur bu süreçten Sargon'un liderliğinde, merkezde yeni bir başkent inşa ederek, sınırlarda ise denetlediği ve egemen olduğu alanları genişleterek, kısacası daha da büyüyerek çıkmıştır. Sargon, iktidarının sonuna doğru Urartu ve Elam'ı baskı altına almayı başarmış, Muşkili Mita ve Mısır'da üstünlüğünü kabul ettiren bir barış gerçekleştirmişti. Babil üzerinde ise egemenliğini ilan etmişti. Ancak Toroslar ve kuzeyindeki Tabal kralları bir türlü boyun eğmemekteydi. Sargon 705 yılında Tabal'a karşı yaptığı geniş çaplı bir harekat sırasında ölmüş ve yerine oğlu Sanherib geçmiştir. Sanherib beklemediği bir anda tahta çıkmasına rağmen, ülke problemlerini iyi bildiği için, kısa sürede olumsuz gelişmelere karşı önlem ve çareler geliştirmeye başlamıştır. Dönemindeki askeri faaliyetler ağırlıklı olarak güneyde Babil bölgesinde, batıda Anadolu ve Doğu Akdeniz kıyısında yürütülmüştür. Sanherib'in torunu Assurbanipal'den sonra, Babil'i ele geçiren Kalde sülalesi, Elam ve Arap kabilelerinin desteğini de alarak bölgesel bir güç olmuş, sınırlarını Assur'un merkezi bölgesine kadar genişletmişti. Bu dönemde Assur ülkesinin geniş sınırları içindeki birçok eyalette güven ve istikrarın sarsıldığı ve vergilerin yeterince toplanamadığı anlaşılmaktadır. Assur için sonun başlangıcını, 614 yılında Med ordusunun Assur ülkesine saldırarak iki eski başkent olan Assur ve Nimrud'u ele geçirmesi oluşturmuştur. Ninive kentinden kurtulmayı başaran kraliyet ailesi, Güneydoğu Anadolu'da bulunan Ay Tanrısı Sin'in kutsal kenti Harran'da bir süre daha varlığını sürdürdü. Ancak Mezopotamya'ya egemen olan Babilliler ve Anadolu'ya doğru ilerleyen Medler, bu son direnç noktasını da 609'da ele geçirerek Asur'u tarih sahnesinden sildiler. Burada bu keşfimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz, abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Bir sonrakinde görüşmek üzere.